Harika oldu gerçekten. Bakın kıvamını görüyorsunuz değil mi? Daha sıcak üstelik. Tencere dibin kara ama için pekmez. Kavanozumuzu aldık ama sıcağıyla kapatmıyoruz. Hava alacağı bir sineklikle. Neticede bahçedeyim. Börtü böcek bol miktarda. Şöyle soğuyana kadar. Bekletiyoruz. Bana afiyet olsun. Yaparsanız size de afiyet olsun. Süper. Süper. Bal tutan pekmezin köpüğünü de yalar. Merhaba, günaydın. Bugün Eyüp Güreş ile ne üretek dedik. Utlar artık katlanmaya başladı. Tam anlamıyla olmaya başladı. Bir yağmur yedi onun üstüne. Artık hem kurutmak için hem de pekmez yemek için dut dökeceğim. Biz dutu kurusunu da İşte pestil kömesini de, pekmezini de ve böyle taze tazesini de çok sever yeriz. Şöyle geleneksel yöntemlerle, ben bunun ticaretini yapmadığım için artık ne bulduysam, evdeki, işte kulübedeki masa örtüleri, sofra bezleri, hepsini şöyle dizdim. Parça parça tabi en az 4-5 kere inip çıkacağım. Ağaca çıkıp oradan silkeleyeceğim. Hadi bakalım, bana kolay gelsin. Evet. Küçük kızının köşküne çıktık. Bu silkelemişsinizdir muhtemelen büyük çoğunluğunuz. Ya da en azından ben yaş olanlar kesinlikle silkelemiştir. Evet. Yarısı yere gidiyor ama olduğu kadar artık. İşte böyle arkadaşlar. Dediğim gibi ilk parti dutlar bitti. Üstüne de güzel yağmurunu yedi. Ve artık misler gibi oldu. Delikli olan kaba topladıklarımı kurutmak için kullanacağım. İşte şerbetleri. İlla ki şerbetlenmeye başladı artık. Sulanmasın diye. Diğer pekmez yapacağım dutları da buna toplayacağım. Zaten pekmezde ezmemiz gerekiyor. Şerbetinin çıkması gerekiyor. İşte bu şekilde ben önce kurutacağım dutları toplamak istiyorum. Çünkü onların daha özel olmasını istiyorum. Kışın çayımızın yanında doğal yollarla böyle tatlı ihtiyacımızı giderirken. Evet arkadaşlar, dediğim gibi toplarken ayırıyorum. İşte şu kısım daha şerbetli, daha iri olanları kurutmak için ayırıyorum. Diğer kısımdakiler de pekmez. İşte dolayısıyla pestil köme yapmak için, kaynatmak için ayırıyorum. Evet, dutlarımızı silkeledik. Şöyle bir tencereye koyuyoruz. Dutu yıkamıyoruz arkadaşlar. Çanakkale'liler bilir. Sardalyayı yıkayıp yemez onlar. Direkt mangalın üstüne atarlar. Yağı gider. Dutu da yıkamıyoruz. Çünkü şırası gider. Evet, ocağımızı yaktık. Kuzine sopamızı. İşte şöyle göz kararı, aldığı kadar, taşırmayacak kadar suyumuzu ilave ettik.
Tabii ki daha hızlı kaynaması için, döküm olduğu için kuzine sobamız. Şu kapağını çıkarttım. Evet, kaynamaya başladı. İşte kaynadıkça arkadaşlar şırasını suya salacak. Sonra süzeceğiz. Güzel inceden kaynatmaya devam edeceğiz. Daha işimiz çok. Bu arada hazır sobayı yakmışken geçen tarifini paylaştım. Mısır ekmeğinden yaptım kendime. Evet, yavaş yavaş suyunu çekmeye başladı. Dutlar dibe çökmeye başladı, ezilmeye başladı. Karıştırırken eze eze karıştırıyoruz arkadaşlar. Bu arada ortancalarım da açmaya başladı. Baksanıza şu güzelliği. Şöyle eze eze iyice şırasının suya karışmasını istiyoruz. Gerçi sonra yine sıkacağız ama böyle kaynarken iyice ezersek çok daha verimli olacaktır. Evet, mısır ekmeğim de hemen hemen pişti sayılır. Üstü almıştım, üstü aldım. Harika gözüküyor. Az daha dursun. Evet, artık süzme zamanı diyebiliriz. İyice ezildi. Şırasını saldı dutlar. Bu arada mısır ekmeğim de oldu. Böyle bir taşla iki kuş, hatta üç kuş vurmayı çok seviyorum. Çayımı da demledim. Evet, şimdi süzme işlemi. Şöyle başka bir tencere koydum. Böyle çok gözüktüğüne bakmayın. Şöyle bir süzgeç koydum. Yani köydeki imkanlarla şöyle bir sineklik ya da tülbent, dediğim gibi sadece bu amaçlarla kullanıyorum. Şimdi yavaşça dökeceğiz. Hadi bakalım. Görüyor musunuz nasıl iyice dutlar eridi. Eskisini alıyorum. Sonra tekrar süzerim. İşte bu şekilde arkadaşlar. Hem soğumuş olsun bu süreçte. Birazcık soğuduktan sonra ellerimizi yakmamak adına. Şimdi böyle tülbent de olabilir. İşte sineklik. Bakın. Vitamin, mineral, enerji deposu dut pekmezi. Ben ilk süzdüğüm partiyi sobanın üstüne koydum, tekrar ocağın üstüne. Kaynamaya devam etsin diye. Bu tamamdır arkadaşlar. Bu şekilde. İşte geriye kalan şırası da bu. Bunu da üstüne ilave edeceğim. Kaynamaya devam edecek. Ta ki pekmez kıvamını alana kadar. Evet arkadaşlar. Son o süzdüğüm şırayı da ilave ettim. Şimdi harlı olmayan ateşte yavaş yavaş pekmez kıvamını alana kadar kaynayacak. Başka yapacağımız hiçbir şey yok. Bol bol odun atacağız. Evet, kaynadıkça hem azalacak hem de köpükleri çıkacak. Evet, gelelim pekmezin faydalarına. Dut pekmezi diğer pekmezlerde olduğu gibi
kan yapıcı özelliği vardır. Özellikle anemi, kansızlık problemi olan kişilerde çok etkilidir. Düzenli kullanılması gerek. Ülseri olan hastalar dut pekmezini kullanırsa rahatlatır. Yine astım, bronşit gibi solunum yolu rahatsızlıklarında da çok etkilidir dut pekmezi. Çocukların kemik gelişimi için, yine kadınların regl dönemlerinde adet sancılarının, kramplarının azaltmasında da çok etkilidir. Hepsinden önemlisi, malum hepimiz pekmez deyince aklımıza tahin geliyor. Kış aylarında, soğuk havalarda tahinle karıştırıp yenildiği zaman müthiş bir enerji verir. İşte kemik gelişimine etkileri vardır. Yine doğal olarak, işte bu yaptığımız şekilde yapılan dut pekmezi ya da işte üzüm pekmezi insanların sadece enerji vermekle kalmaz, bağışıklık sistemlerinin de artmasına katkı sağlar. Viral rahatsızlıklarda, kış aylarında, ağız ve solunum yollarında ağız yaraları olsun, işte enfeksiyonlarda olsun, bunda da çok etkili dut pekmezi. Özellikle çocukluk döneminden itibaren düzenli olarak kullanan kişilerde bu tür rahatsızlıklara daha az rastlanılıyor. Enerji verdiği için özellikle sporcular da takviye olarak bunu almakta. Yarıya indi. Baloncuklar büyümeye başladı. Hemen hemen oldu. Ne yapıyoruz? Şu köpüklerini alıyoruz. Niye? Acılanmasın, bozulmasın diye. Tabii ki o köpükleri atmayacağım. Rengiyle artık kıvamını almak üzere. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Neredeyse 3'te 2'si gitti, belki daha fazlası. Yani çok zor bir iş değil. Aynı zamanda ben keyif alıyorum böyle. Doğal olarak kendi imkanlarımla yaptığım şeyleri, hem sağlıklı beslenme adına hem de tattırdığım ailem, arkadaşlarım için 10, 100, 1000, milyon baloncuk, bu iş tamamdır arkadaşlar. An itibariyle artık pekmezimiz olmuştur. Kıvamını da aldı. Tabii daha kaynıyor. Soğuduğu zaman. Vallahi ellerime sağlık. Şimdi kavanoza alıyoruz. Hadi bakalım. Afiyet olsun bize. Harika oldu gerçekten. Bakın kıvamını görüyorsunuz değil mi? Daha sıcak üstelik. Evet. Tencere dibin kara ama için pekmez. Kavanozumuzu aldık ama sıcağıyla kapatmıyoruz. Hava alacağı bir sineklikle. Neticede bahçedeyim. Börtü böcek bol miktarda. Şöyle soğuyana kadar. Bekletiyoruz. Bana afiyet olsun. Yaparsanız size de afiyet olsun. Süper. Süper. Bal tutan pekmezin köpüğünü de yalar.